Selam herkese. Selamlar herkese. Bugün günlerden portakal. Sabahın erken saatlerindeyiz. Portakal toplamaya başlayacağız. Siparişlerimizi kargoya yetiştireceğiz. Bize kolay gelsin. Size de iyi seyirler dileriz. Bu ilk portakalı gelen ilk siparişimiz Ali Bey için kesiyorum. Bismillah. Afiyet olsun.
En son Ağaç Tepesi'ne çıktın aşkım. Evet aşkım. Orada durumlar nasıl? Durumlar iyi. İrileri topluyorum. Küçükleri bırakıyorum. Hadi gene iyisin. Yağmur yok. Aşkım o kadar şanslıyız ki anlatamam sana. İki gün yağmur yok. Sonra bir daha yağmurlu. Evet. Sonra fırsat, yine yağmurda fırsat, toplamaya evet, devam. Güneşli havada güzel bir şekilde portakalları topluyoruz. Yağmurun olmaması gerçekten büyük şans bizim için bu sefer. Ersen yukarıda zorlanıyor yağmurda. İşte ağaç dalları kayıyor. Aynı şekilde yağmur yüzümüze vuruyor. Ben de aşağıda onun attıklarını toplarken yüzüme yağmur vuruyor. Bayağı bir şey oluyor yağmurda. Zor oluyor. Ama bugün çok şanslıyız. Evet, iki gün sonra yağmur var. Yağmurdan kaçmak evet. Yok. Çok güzel görünüyorsun yeşillerin arasında. Aa, teşekkür ederim. Sen de yukarıdan çok güzel gözüküyorsun. Çok teşekkür ederim. Hadi bakalım sözü çok şey yok. Devam. Bence kapat aşkım öyle tamam. Atayım. Nasıl gidiyor aşkım? Süper. Sadece sanki biraz daha hızlanmalıyız gibi geliyor. İşte çekim yapınca biraz yavaş kalıyoruz evet. Ama. Biraz daha hızlanırsak siparişlerimizin hepsini çıkarabiliriz. Olmadı bir kısmını çıkaracağız. Diğer kısmını da yarın çıkaracağız. Bu şekilde halledeceğiz. Aynen. İki kişiyiz sonuçta. Evet. Yavaş yavaş topluyoruz. Aynen. Salim abiyle Muradiye yardıma gelir büyük ihtimal paketlemede. Daha hızlanırız onlar da geldiği zaman. Bugün küçük kapak bize yardım ediyor portakal toplamakta. Az önce bacağıma batırdın tırnağını. Az önce bu şekilde ağaçlara tırmanmıştı. Ağaçlara tırmanıp bize portakalları veriyor. Teşekkür ederiz küçük kapak bize yardımlarından dolayı. Biz de devam edelim. Şu anda balkonumuz, sundurmamız, üretim hane gibi oldu. Kasalarımız burada. Topladığımız portakalları da böyle kasalara koyuyoruz. Sonra tekrardan kiloya göre ayıracağız. Çünkü şu anda bizim büyük kasalarımız az 5 tane falan. O yüzden hep böyle hani 100 kilo, 200 kilo toplama şansımız yok bir kere de. Böyle toplayıp buraya yığıyoruz. Ondan sonra tekrardan büyük kasalarla topluyoruz. Buraya getiriyoruz. Şimdi bunları daha içeride sileceğiz. Kilolarına göre ayırıp 5 kilo, 10 kilo paketleyeceğiz. Evet, çalışmaya devam. Ev şu an üretimhane oldu. Bu silme işlemini yağmur yağdığında daha detaylı yapıyoruz. Çünkü o zaman ıslak oluyor portakallar. Şu anda şansımıza ilk gün yağmur yağmadı. O yüzden sadece böyle üzerinde olan tozu aldırıyoruz. Yağmur yağdığında mecburen kurulamamız gerekiyor. Ben bunları yaparken Ersen de bir yandan paketleme kısmında portakalları paketliyor.
Portakal paketlemede son aşamalara yaklaşıyoruz artık. Portakallarımızı topladık, sildik. Şimdi de kasalarımıza yerleştiriyoruz. Kendimizi de sildik, temizledik. Dallardan şeyler evet. Arındırdık. Her birimiz dal parçası tozu olmuştu. Onları da temizledik. Şimdi artık koyabiliriz. Kasalara koyuyoruz ama ezilmesin diye yine altına karton da koyuyoruz. Keyifli bir iş. Biz keyif alıyoruz yaptığımız işten. Bu masa neler gördü aşkım? Ne portakallar. Ne portakallar ne ürünler. Böyle üstünde kapatıyoruz. Bir zarar gelmemesi için. Kendimi yarışmada gibi hissediyorum. Haydi aşkım, kargoya yetişmemiz lazım. Bir an önce bitirmeliyiz. O yarışma var mı? Hadi katılalım mı? Hangi yarışma? O dediğin yarışma. Şey yaparsın aşkım falan tarzı yarışmalar mı? Evet. Başvuru yapın. Yapalım. Biz kazanacağız aşkım. Bu ürünlerin hepsini bugün kargoya yetiştireceğiz. Sonunda araba mı veriyorlardı o yarışmada? Valla bilmiyorum keşke. Ne verirse olur sıkıntı. Bu şekilde paketliyoruz ve sizlere ulaştırıyoruz. Kargolarımızı yükledik. Araca sığmadı. Dışarıda kalan kasalarımız da var. Şimdi Salim abiyi aradık. Salim abiyi bekliyoruz. Kalan kasaları da Salim abinin aracı yükleyeceğiz. Buna başkın ferman gibi. Evet, fermanları aldık, şimdi yapıştıracağız. Tamam, o zaman yapıştırmaya başlayalım. Bir o itiraz fermanlar, bir de ferman kağıtları. Bitti mi? Bu kaldı aşkım. Bir de şu var, bu var. Nasıl var? Var mı? Yengenin elinde var ya. Kargo değişimizi bitirdik. Bizim portakal toplamaktan kargoya vermek diye kadar olan sürecimiz bu şekilde geçiyor. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.